Netlik için bir test yapayım dedim. Bir tek ısırık şu anda. Ne oluyor anlamadım. Tamam tamam. Yeni bir seriyle karşınızdayız. Sorumuz şu. 180 lirayla 5 gün boyunca öğlen, akşam güzel, lezzetli, doyurucu yemekler yapabilir miyiz? Neden böyle bir yola çıktık? Çünkü hepimiz markete gidiyoruz. Gidince dünya kadar paralar harcıyoruz. Sonra sinir oluyoruz. İkincisi, her gün yemek yapmak için enerjimiz olabiliyor, olamıyor. Dolayısıyla tek bir gün harcayarak veya tek bir günde 1 saat, 1,5 saat harcayarak 5 günlük yemeğimizi yapmış olabilir miyiz? Bu ikinci. 3. Artık ne yazık ki harcadığımız gaz, fırını yaktığımızda fırının süresi, bunlar da maliyeti çok arttırıyor. 4. Bu da kenardan insan alışverişe girince canı ay onu da mı yapsam, bunu da belki yaparım falan deyip sepetlerimizi şişiriyoruz. Ama devir hepimizin ekonomi yapma devri. Bu 5 günde işinize yarayacak bütün listeyi vereceğim. Onlardan daha başka bir şey almadan doyacaksınız. Tabii alışveriş için vakit harcamak da bir şey. Online'dan alışveriş yapayım dedim. Trendyol'a girdim şimdi. Başka şey de kullanabilirsiniz. Bu hafta için eklediğim aslında ana malzemeler: bazlama, yumurta, galeta unu, köri, pirinç, mercimek, sarımsak, soğan, mantar, kapya turşu. Şu an 149 lira. Rokan ve maydanozum zaten vardı. 11-20 diye buradan da ekliyorum. Böyle yaptığımızda aslında hala 160 küsür liradayız. Ama yağımız, tuzumuz, karabiberimiz gibi her zaman her yerde olan şeyleri eklemiyoruz. Ama genel olarak 180'in altındayız. Son olarak maydanoz ve rokan, onlar da buraya giriyorlar. İşte bütün ihtiyacım olan malzemeler aslında bu. Bunlarla beraber 5 günlük yemeğimizi yapacağız. 2 bardak pirinç. Pirinci yıkayıp bekletip süzüyorum. Biraz tereyağı, biraz zeytinyağı ekliyorum. Siz hangi yağı kullanmayı istiyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Pirinçleri döküyorum. Pirinci normalden biraz daha fazla kavuruyoruz. Ve 1'e 1,5 oranında su. Altını kısıyorum. Usul usul pişiyor. Gelelim mercimek yemeğine. Mercimek yemeğinde bu mantarlar kuşbaşı et görevini görecek. 4 tane mantar kullanıyoruz. Altını açıyorum. Yağımı koyuyorum. İlk başta ne yaparız? Etleri atarız ya. Mantarları atıyorum. Birazcık tuz. Birazcık karabiber. Ve biraz köfte baharı. Yarım soğan. 4 diş de sarımsak. Bir çorba kaşığı da köri koyuyorum. Dolu dolu. Bir bardak mercimeği koyuyorum. Bir de yanına güzel bir salatam var. Onun içinde kapya biberim var. Birazcık zeytinyağı ve tuz. Ve salatası da yanına böylece geliyor. Ana malzememiz bazlama. Mantarın büyük bir kalan kısmını kullanacağız ve soğan kullanacağız. Temel malzememiz bu. Bir de yumurta. Bunun güzelliği ne? 5 tane yumurta kullanıyoruz. Dolayısıyla proteinimizi almış oluyoruz. Ekmeğimizle güzelce doyuyoruz. Mantar ve soğan ve o maydanoz kombinasyonu pek çok restoranda yediğiniz pek çok yemekten, yani %90'ından çok daha lezzetli oluyor. Önce tavada mantarları küp 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 kesip kavuracağım. Mantara bol da sarımsak. 5 yumurta. Tuz, karabiber. Yumurtaları çırpıyorum, bazlamaları o yumurtaya bandırıyorum. Önce bir tarafını, sonra öbür tarafını güzelce pişirdikten sonra mantarı soğanlıyla azıcık maydanoz, efsane güzel oluyor. Soğanlı, mantarlı, yumurtalı ekmeğimiz. Böyle pamuk gibi yumuşak ekmeğiyle böyle mantarları çıtır soğana inanılmaz lezzetli. Mantarlar da et gibi, acayip güzel. Geçelim çarşambaya. Çarşamba günü kullanacaklarımız aslında her şey gibi. Mercimeği kullanacağım, pirinci kullanacağım, kapya biberi, mantarı, soğanı, birazcık maydanoz ve galeta unu. Efsane bir köfte yapacağız. Nasıl? Pirincin yarım bardağını alacağız, güzelce haşlayacağız. Mercimeğin de kalanın hepsini haşlayacağım. Onun kalanını da mücendere pilavıma kullanacağım. Pirinç güzelce haşlanıp mercimekler haşlandıktan sonra onları güzelce birbirine karıştırıyor olacağım. Ama pirincin birazcık soğuyup nişastasının hafif böyle sertleşmesi lazım. Yarım soğan içine köftenin giriyor. Lezzetli bir köfte karışımı oluyor. Buraya bir köfte baharı ya da istersek körimizden kalanını kullanabiliriz ya da köfte baharı azıcık ekliyoruz.
birazcık da salça ekleyebiliriz. O böyle köftenin tadını arttırıyor. Bol mercimekli bir köftemiz oluyor. Ondan sonra onları böyle iyice tam şeklini veriyoruz ve galeta ununu böyle üstüne sararak böyle lezzetli bütün halinde köfteler oluyor. Sonra bu köfteyi tavada iki tarafını güzelce kızarttıktan sonra buna lezzetli bir sosumuz var. Burada kalan közlenmiş biberlerden iki tanesini salataya alalım. Kalanın tamamını sarımsaklarla beraber birazcık sirke koyuyorum. Azıcık zeytinyağı koyuyorum. Şeker koyuyoruz. Birazcık da tuz koyuyoruz. Ve hepsini zıttan geçiyoruz. Sizin içinizde sarımsak azsa birkaç tane daha sarımsak kullanabilirsiniz. Böyle çok basit ve inanılmaz lezzetli bir sos oluyor. Valla tahminimden biraz fazla çıktı. Kendi kendine de çoğalan bir özelliği var. Bir kısmını dondurmak için ayırdım. Bir kısmını şunu da göstermek istiyorum. Birazcık yumuşak, hatta tavada azıcık parçalandı. Çok güzel ve çok güzel. Bir parça böyle dağılıyor. Onu azaltmak için yumurtayı ve galeta ununu eklemeyi tavsiye ederim. Ben şimdi yaparken yapmadım. Son tarifte aşağıda öyle olacak. Perşembe günü aslında bizim Kıbrıs'ta yapılan, Anadolu'nun da farklı yerlerinde mücedderi denir, Kıbrıs'ta mücandara denir. Mercimekli, karamelize, soğanlı bir pilav. Mercimeği bir tarafta haşlamaya başlıyorsun, yeşil mercimeği. Zaten haşladık ve onun böyle bol bol suyu doluyor. Su önemli, o kara suyunu kullanacağız. Önce soğanı güzelce kavuruyoruz. Kavrulmuş olan o kahverengi soğanın bir kısmını kenara alıyoruz, onun üstüne kullanacağız. Kalan o güzel kavrulmuş soğanın içerisine pirinçleri de ekliyoruz. Pirinçleri de onunla beraber kavurup, aynı pirinç pilavı yapar gibi güzelce kavuruyoruz. Kavurduktan sonra mercimekleri de ekliyoruz ve suyunu ekliyoruz. Böylece 10-12 dakika içerisinde pirinç pilavı hazır ve demlenmiş oluyor. En son yerken de o kavrulmuş soğanı ekliyoruz. Refika bana bir kazan mercimekli pilav yaptın diyebilirsiniz. Çünkü ben bütün mercimekleri haşlamış bulmuştum. Ziyan olmasın diye böyle yaptık. Bu soğanı, ben hiç bugüne kadar böyle yapmadım diyebilirsiniz ya, bu içine 10 tane baharat koymuşsun, etli bir yemek yapmışsın kadar bu pilavı lezzetlendiriyor. Bu pilavın güzelliği, soğuk da güzel, sıcak da güzel, inanılmaz. Haşlanmış mercimeklerimiz var. Daha bir barokamız var. Kapya biberlerimizin son kalanları var. İki tane de bazlamamız var. Onunla nefis bir cuma akşamı salatası, hem böyle tazelik tazelik var, hem de böyle hamburgerin o sululuğunu istiyoruz. İkisini de suçluluk hissetmeden proteinimizi alarak, yeşilliğimizi yiyerek yapabiliriz. Maydanozları kıyıyorum. Rokaları kıyıyorum. Kapya biberlerimi kıyıyorum. Ve içine sarımsak ekliyorum birazcık. Tavada bazlamalarımı güzelce ısıtıyorum. Tavaya birazcık zeytinyağı, mercimek ve köfte baharı ekliyorum. O köfte baharı onun et tadını yapıyor. Sonra hepsini birleştiriyorum. Biraz zeytinyağı, birazcık sirke, tuzumu, karabiberimi koyup güzelce karıştırıyorum. Hepsini salatanın sosu olarak ekleyip karıştırdığımı ılık ılık nefis oluyor. Bazlamanın üzerine yerleştirip onu da kapattığım zaman ister hamburger şeklinde ister salata şeklinde hazır oluyor. Sonuç olarak hayatımızda kocaman bir tabak salatamız, iki tane de böyle hamburger mercimekli, rokalı, nefis lezzetli, o köz biber de böyle bir et tadı veriyor. Müthiş bir hamburgerimiz var, bazlama burgerimiz var diyelim. 4 kişi yiyeceğiz, bazlamaları kestik, ortadan açtık, bunları tepele tepe koyduk. 4 tane efsane yemek çıkabiliyor. Cuma günü de böylece kapatmış oluyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma 162 lira, hadi diğer masraflarla 180 diyelim. 180 liraya yaptığımız yemeklerimiz bunlar. Daha bayağı sarımsağımız arttı, pirincimiz arttı, bol bol galeta unumuz var ve körümüz var. Bunları hatta bonus olarak belki ileriki haftalarda kullanabiliriz diye tahmin ediyorum, umuyorum. Mercimeğimizin hepsini haşladım ve bitsine tuttuğum için burada bizim yarın 20 kişinin yiyeceği pilavımız da hazır. Köftelerimiz de bol bol var. Bir kısmını derin dondurucuya koyduk ve burada müthiş böyle hamburger gibi olan mercimekli salatalarımız da hem kendisi hem salatası bir arada var. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Fikir olarak sen nasıl buldun Hakan? Müthiş. En çok canın hangisinden çekti? Hamburger olana yükseliyorum. Ay ben de. Herkes ona mı yükseldi? Köfte daha güzel. İki kişi dedik ama gerçekten üç, belki dört kişiyi rahat doyurabiliriz. Bakalım şimdi 5 günlük yemeği ekip hep beraber yiyip bitirebilecek. Evet, kim ne yiyor? Bahar, bu senin sofran. Bu benim haftam. Vejeteryan. Bugün ben, yürü. Ben bunu şöyle yapmıştım. Ooo çok iyi. Muazzam. Afiyet olsun. Ay çok güzel. Bunun biraz daha çok güzel olmuş bu arada. Sos çok iyi, evet, değil mi? Çok sos iyi. Çok iyi. Al bakalım hocam. Oh, pardon, salatası kaldı.
Burada evet et yok ama mesela et arıyor musunuz yoksa et tadını ve tatminini alıyor musunuz? Ben zaten doyurdum. Ben doyurdum. Hepsi mercimek ama bence hepsinin tadı farklı. Ben devam edeceğim. Aa hepsi mercimek mi falan. Belki hocam evet. Mercimeği bir gün daha eksik kullansaydık daha iyiydi. 3 gün mercimek olsaydı galiba her şeyi mercimek demezlerdi o zaman. Nasıl demezlerdi? Şu an kaç mercimek? 10 puan. Dediler bizi Barış Manço'daki çocuklar gibi. Evet, kafamızı da okşadılar tamam. Bizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen videomuzu beğenin. Hatta böyle tavsiye edin. Ona çok mutlu oluruz. Başka ne çok seviyorsanız aşağıya lütfen yazın. Siz kendiniz böyle listeler yapmak isterseniz haber verin. O listeleri yapalım koyalım. Getir'den mi söyleyelim, Trendyol'dan mı söyleyelim, İste Gelsin'den mi söyleyelim. Ona da karar veririz. Ben bunları akşam yiyeceğim ama işe daha basit bir şey götürmek istiyorum derseniz yeni çektiğimiz bir sandviç challenge'ımız var. Mr. No sandviçleri. Ona buradan ulaşabilirsiniz. Ben böyle daha farklı farklı şeyler yemek istiyorum. Bol sebze de yemek istiyorum. Param da var diyorsanız burada da böyle kavanozda yapılan yemek videosu var. İki tane alternatif de burada bekleriz. Görüşmek üzere.